Deli geliyor. Estağfurullah. Şaka diyorum aşkım. Biliyorum, biliyorum. Bazen öyle olur. Ben yok, de giyerim, giydiğimden ayakta, huzursuz olurum. Ayakta bir problem yok da. Ama yok şekerim, sen minyon birisin. O yüzden çok da kısa değil. Değil. Yani önemli olan bu kameralarda şimdi son zamanlarda değil de bizim sabah yayını yaptığımız dönemlerde böyle biz bir moda başlatmıştık. Hı. Tam böyle şöyle aldırıyorduk. Hı hı. İğrenç bir görüntü. Yani yaptığım o kadar çok şeyden pişmanım ki o öyle dönem. Öyle mi? Evet ama yapacak bir şey yok. Yok. İşte tabii. Paranın gözü kör olsun. Bir hapşıracağım. Yaşa. Hep birlikte. İyi yaşa. O dönemde sizlere de tik kalmış olabilir şarkıyı söylerken. Hep böyle aşağılı. Ayol şarkıyı söylemiyorsun ki burayla söylüyorsun. Doğru. Yani o yüzden hak veriyorum. Bazen aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Senin hakkında hiçbir bilgi vermemişler bana. Öyle mi? Evet. Ben albümde geldim. Albümün elimde. Bu ilk albümüm benim. İlk albümün. Bir buçuk ay oldu çıkalı. Hayırlı uğurlu çok olsun. Çok teşekkür ederim. Çok da keyifli. Bayağı 10 şarkı yapmışım. 10 şarkı. Evet. Vallahi bu zamanda risk ama çok güzel şarkılarımız var. Dinleyeceğiz inşallah birazdan. Sevgili Erhan Arı menajerliğini yapıyor arkadaşımız. Evet, bakıyorum şöyle. Neler fantazi müzik mi yapıyorsun? Ben dinlemedim onun için evet, soruyorum. Albümüm yani. Karışık. Tabii fantaziye yakın halk müziğimiz de var. Harika. Arabeske yakın da var. Ferdi Tayfur'un çok güzel, çok değerli bir şarkısı var. Hatta hangisi? Ona klip çektik. Gurbetin kahrını sen çekemezsin. 9-8'im de var. Klasik 9-8'im. Harika. Ben de bu rengarenk yeni yazın albüm. Çıkacak olan albümümde bir Ferdi Tayfur şarkısı okuyorum. Öyle mi? Hangisi? Okuyorum. Söylemiyorum. Öyle mi? Peki, sürpriz olsun. Çünkü niye söylemiyorum? Gerçekten araklıyorlar. Ferdi Tayfur yani, şarkılarını çok seviyorum ben çocukluğumdan beri. Ben de beri çok severim. Çok düşkünüm. Ya, evet. Anlatılır gibi değil. Hep böyle evet. Bir hayalimdi. O da çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Verdi şarkısını. Güvendi, verdi. Şarkılarını dinledikten sonra sohbete devam peki. Edelim. Peki. Arif Selçuk beyefendi, çok güzel isimler görüyorum burada. Arka Sokaklar, Asi, Kurtlar Vadisi Pusu, Akasya Durağı, Hanımın Çiftliği. Seyrettiğim diziler de var evet. Bunların içinde. Fatma Gül'ün Suçu Ne, Kanıt, Adını Feriha Koydum. Doğrudur. Adını Feriha Koydum'da hangi roldeydiniz? Rıza Bey'in gençliğini oynamıştım ben flashback görüntülerde. Öyle mi? Çekmez'in. Yani Feriha'nın babasının gençliğini oynamıştım. Geçmişe dönükte bir sevgilisi vardı evet, olduğu dönemde. Evet, evet. Gençliğini oynamıştım orada. Harika. Çınar Ağacı sinema filmi. Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman sinema filmi. Bir Zamanlar Osmanlı, Kötü Yol. 80'ler, 2008 yılında da Başak adlı sanatçının klibinde oynamışsınız ama Başak tanımıyorum ki. 2008 yılındaydı, yeni bir klip çıkarmıştı. Onun klibinde yer almıştım ama tutmadı tabii ki. Öyle bir geçti. Öyle bir evet. Peki efendim rolleriniz kalıcı roller mi oluyor, bölüm rolleri mi oynuyorsunuz? Yani normalde ben kötü karakter oynuyorum dizilerde. İlk zaten oyunculuğa başlarken Asi dizisinde 45 bölüm olarak ikinci sezon Arif karakteriyle oynadım. Arkasından Kötü Yol dizisi geldi, Kül ve Ateş geldi, Kasaba geldi, Hanımın Çiftliği geldi. Derken bu Kötü Yol dizisinden sonra üzerime kötü adam tiplemesi yapıştıktan sonra bütün dizilerde hep kötü adam karakterini ben oynamaya başladım. Bu devamlı tabii ki. Oynadığım karakterler devamlı. Ama Akasya Durağı'nda ya da işte Kanıt, Arka Sokaklar onların konsepti birer bölümlük olduğu için konunun ana karakter oyuncusu olarak oynadım. Aa süper.
O çok önemli. Evet. Seviyor musunuz dizi oyunculuk yapmayı? Seviyorum. Sevdiğim bir meslek. Yani isteyerek yapıyorum. Biraz özveri isteyen bir şey. Emek isteyen bir şey. Sabır isteyen bir şey ama hoşuma gidiyor. Yani oyunculuk farklı bir duygu. Farklı bir insana bir şeyler katıyor. Yeni şeyler öğreniyorsun. Farklı karakterlere giriyorsun. Güzel, seviyorum yani. Evet. Çünkü sevilmeden asla yapılacak tabii bir ki. İş değil. Çok zor bir iş aslında bakarsanız. Bunu biliyorum. Çünkü ben 3-12 oynadığıma göre 36 bölüm oynadım. Tövbe ettim, bir daha da oynamam. Ben TGRT zamanı Elçiler dizisinde oynamıştım. Fakat çok zor geldi bana. Evet. Yani bir de benim şanssız bir dönemimdi belki. Hala öyle mi bilmiyorum. Yani adama diyorum ki ben yönetmenlere, yapımcılara sabaha kadar çalışıyorum. Adam sabah 8'e set koyuyor tekrar bana. Set, evet. Kardeşim 8'e set koyuyorsun da ben zaten 5.30'da gitmişim eve. Hadi geldim, 8'i kabul de ettim. Yine geliyorum. Beni bekletiyor orada. Doğru, evet. 10 oluyor, yok. Ayol benden ne beklersin ki zaten? Ben orada oynasam ne olur? Gözlerim kaymış. Şaftım kaymış daha doğrusu. Uykusuzluktan. Tabii ki. Performansa yani, düşüyor ister istemez. O dönem çok çalışıyordun zaten. Evet. En böyle yoğun olduğum bir dönemdi. Bir daha da tövbe ettim. Bana göre değilmiş. Bir de böyle ustalarla oynadım ben o dizide. Çok Zihni Göktaylar, çok daha ustalar da vardı. Rahmetli olanlar da var içlerinde. Yani onların yanında bir de başrolde oynuyorsun. Yıllarını sanata vermiş insanlar, sen onların 10 katını alıyorsun dizide. Evet. Ben başroldüm, en yüksek parayı alıyordum. Evet. Vallahi çekiniyordum. Başkası çekinmez ama ben utanıyordum yani. Bir daha da tövbe ettim, o dönemden sonra oynamıyorum artık. Çok da benlik olduğunu düşünmüyorum yani. Artık dizilerde bir kaliteye oturdu çünkü. Evet. O dönemlerde ne olduğu belirsizdi. Daha böyle harala gürele işler. Şimdi güzel işler yapılmaya başlandı. Gerçi ben çok şiddetli işlere karşıyım ama demek ki onlar da reyting aldığına göre halk seviyor ve yapıyor. Her an bir daha hapşırabilirim, haberiniz olsun. Bu tarafa doğru hapşırıyorum, rahat olun. Ebru Şinik. Ebru benim arkadaşım ama ben onun meditasyon uzmanı olduğunu bilmiyordum. Evet. Zaten bilme imkanım yoktu. 2-3 yıldır değil mi? Evet. Yeni oldum. Yeni. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Meditasyon uzmanlarına dünyanın her yerinde ihtiyaç var. Gerçekten öyle. Çünkü son dönemlerde her iş için ama aklıma geldiği için söylüyorum. Bir süre yurt dışında kaldım, döndüm ben. Biliyorum. Benim yan komşum bu konuyu anlatıyorsak ismiyle vermek lazım. Kanser tedavisi görüyordu. Kanser tedavisi görürken de meditasyon tedavisi görüyordu. Çünkü kanseri kabullenmek, onunla birlikte yaşamak, onu yenmek için gerçekten güçlü bir bünyeye ihtiyaç var. Bu 2-2-4. Bunun için kullanılıyor değil mi? Tabii. Yani meditasyon şu an çağımızda zaten strese karşı kullanılan en önemli panzehir. Stres, kanser gibi bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman ortaya çıkan rahatsızlıkların hepsi de bağışıklık sistemi zayıfladığı için çıktığı için meditasyon doktorlar tarafından ciddi bir şekilde öneriliyor. Çünkü meditasyon yaptığımız zaman bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Otomatik olarak yapılanmaya başlıyor tekrar. Streslerden arınıyoruz ve bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Yani meditasyonu illa
sağlığı bozulmuş veyahut da bir problemi olan biri mi yapmak zorunda? Hayır, hayır. Hayır, böyle bir hayır, şey yok değil mi? Çağımızda yani artık çocuklar doğduğu andan itibaren bebek bile strese giriyor. Öyle bir yüzyılda yaşıyoruz maalesef. Evet. Doğadan uzaklaştığımız için ne kadar doğanadan uzaklaşırsak şehirlerde betonların arasında o kadar natürel dengemizden de uzaklaşmış oluyoruz. Peki yani meditasyon yapmaya başlamak için birinin buna karar vermesi Türkiye'de biraz zor değil mi daha? Ben şöyle söyleyeyim, önce şöyle anlatayım. Meditasyon nedir diye sorulduğu zaman Türkiye'de zaten ben bu önyargıları kırmak istiyorum. Birincisi meditasyon bir inanç sistemi değil. Yani bana bazen böyle sorular geliyor. Hani ben Müslümanım, meditasyon bir inanç sistemi değil. Meditasyon bilimsel bir zihni dinlendirme tekniği. İnansanız da, inanmasanız da meditasyon yaptığınız zaman bunun faydalarını somut bir şekilde görürsünüz. Çünkü bilimsel bir şifa tekniğidir meditasyon. Meditasyonu niye yapmalıyız? Birincisi streslerimizden arınmak için. İkincisi uyku kalitemizin yükselmesi için. Uykusuzluk çekenler meditasyona başladıktan sonra huzurlu bir bebek uykusunda uyumaya başlıyorlar. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için, yani stres kaynaklı rahatsızlıklardan korunmak için. Şu an çünkü çağımızdaki en büyük hastalıkların kaynağı stres. Bunlar ne derseniz maalesef dediğiniz kanser, koroner kalp rahatsızlıkları, kalp krizleri, obezite, anksiyete, endişe ve korkularla yüzleşemememiz. Bunların hepsi stres kaynaklı rahatsızlıklar. Sonra erken yaşlanma. Strese girdiğimiz her an böbrek üstü bezlerimiz büyüme hormonlarını salgılamayı durdurur ve adrenalin hormonları salgılamaya başlar. Yani adrenalin erken yaşlanmayı başlatır. Ama Ebru Hanım bir şey söyleyeceğim. En çok patladığım şey de bana şöyle bir şey söylenmesi. Nasıl? Yani doktorun veya birinin stres yapma. Yani buradan alıp bu vazoyu, yahu kim ister stres yapmak? İşte meditasyon stresle baş etmeyi öğretiyor. Nasıl öğretiyor? Şöyle çok basit. Meditasyon yaptığımız zaman yani ama düzenli, günde yani bir haftada bir kere yaptığım değil. Her gün düzenli meditasyon yaptığımız zaman bulanık zihnimiz dinlenmeye başlıyor. Dingin bir zihin haline geliyor. Dingin zihin ne demektir? Uyanık fakat sükunet içerisinde bir zihin tabii demektir. Ki. Uyanık fakat sükunet içerisinde bir zihnim benim meditasyonla gelişirken ve bunu düzenli yapmaya başladığımda bu zihnin bu hali meditasyon yapmadığım zamanki diğer saatlerde de günün eylem ve aktivite içindeki saatlere de ulaşmaya başlıyor. Öyle olduğu zaman hep şunu diyorum, bulanık bir zihinle verilen kararlarda yanılgı payı çok yüksektir. Zaten bu 2-2-4. Evet. Şimdi zihin dingin olunca bilinçli seçim yapmaya başlıyorum. Aynen bilinçli öyle. Seçim yapmaya başlayınca da stres oluşabilecek muhtelif problemleri daha farkındalıklı bir hal ile farklı çözümleri de görerek, çünkü zihnim dingin, farklı çözüm olasılıklarını da görerek karşılamaya başlıyorum. Bu şu demek değil Aydın tabii ki. Burası dünya, cennet değil. Dualite dünyası, iyi kötü, güzel çirkin. Her zaman bizi çok sevindirecek ya da üzecek, strese sokabilecek olaylarla karşı karşıya olacağız. Etrafımızdaki dünya değişmeyecek. Bizim bilincimiz değişiyor. Farkındalığımız yükseliyor. Farkındalığımız yükselince olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler değişiyor. O değişince aynen. De karma yasası, etki tepki şimdi meselesi. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Bunları dinlediğiniz zaman ben biliyorum yıllardır program kulağınızın bir tarafından girip öbür tarafından çıkıyor olabilir. Benim kimseye ihtiyacım yok diye düşündüğün an kaybediyorsun. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben sigarayı bırakamıyordum. Al sana örnek. İki üniversite bitirdim. Aklım, zekam, IQ'mu ölçtüler. Yüzüstü. Niye bırakamıyordum? Meditasyonla bıraktım. Tabii, bağımlılıklarımızdan kurtulabiliyoruz. Şimdi, demek ki her şey için bir yardım gerekebilir. Anlatabiliyor muyum? Benim görmediğim şeyleri, ben
sigara konusunda uzman biriyle bıraktım bu çok işi. Çok güzel. 5 saatlik bir meditasyon uyguladılar muhteşem bana. Ben hiçbir şekilde bana o 5 saatlik süre içinde sigara kötü bir ciğer göstermediler, iğrenç bir fotoğraf göstermediler. Sadece neden o sigarayı benim içtiğimi anlattılar. Çok güzel. Ve ben o 5 saat sonunda oradan sigarayı bıraktım elime. Çünkü ben onların gördüğü yönden görmek istemiyordum. Zihniniz o yönü de bana kimse göstermiyordu. Onlar benim zihnimi boşaltıp o yöne beni kanalize ettiler. Ben sigarayı koydum. Koyuş o koyuş. Harika. Şu anda benim en büyük düşmanım sigara. Ne güzel. Ve şöyle söylüyorum. Ne büyük bir bravo zararı, zararlı şeyi elimde tutmuşum. Ne alkol ne sigara hiç kullanmadım. Ne güzel bravo, bir şey. Bravo, çok şanslıymışsınız. Ben kullandım sigara biliyorsun. Yani bayağı da i̇şte kullandım. İşte ben de sigara kullandım. Evet, ben de zamanında kullanmıştım. Ben alkol hiç kullanmadım. Tamam. Evet, ama sen içmezdin. Evet, hiç içki içmedim bu yaşıma kadar. Fakat bazı şeyleri ne kadar akıllı, bilinçli olursanız olun kendiniz başaramazsınız. Yardım, destek almak şart. Bundan utanmamak lazım bir kere. Yani ama hala böyle. Yani psikoloğa gitmek istemezler. Orada ne yapılıyor? Ben gitmem. Oturup onları mı dinleyeceğim? Benim aklım yok mu? Mantalitesi çok. Mantalitesi çok. İşte bu tamamen zihnin bize oynadığı oyunlar, egonun bize oynadığı oyunlar. Meditasyonla ne yapıyoruz? Zihnimizin ötesine geçiyoruz. Zihnimizin efendisi olma yolunda kendimizi eğitmeye ve tanımaya başlıyoruz. Gerçek özümüzle bir arada. Gerçek özümüzü tanıyoruz ve zihnimizi disipline etmeye başlıyoruz. O yüzden zihnin o meditasyon esnasında sana gerçek realiteler gösterilmiş ve zihnin ikna olmuş ki sen sigarayı bırakabilmişsin. Zihin ikna olmadan bırakılmaz çünkü. Çok güzel. Harika, evet, bir metot uygulanmış. İkna ettiler beni. Tabii. Müthiş bir metottu. Metodun adı da var da reklama girdiği için söylemiyorum. Okay. Ama beni bu metotta bir iki tokat attılar. Yani şöyle ki laf şaşırdı tokadı. Ben o tokatların içinden hakikaten aklımla alabildim onları. Muhteşem, çok yani, iyi. İyi ki gitmişsin. Evet. Yoksa bırakamıyordum. Nefesin babamın açıldı mı? Yani hayata tekrar döndüm. Evet, tabii. Merdivenlerden çıkabiliyorum. Yürüyorum. Nefes alıyorum. Cilt rengin değişir. Cilt rengim değişiyor. Cilt rengin değişir. Düşün 68 yaşına geldim. Hala taş gibi duruyorum dermişim. Seks hayatım bile değişmiştir yani. Her şey değişiyor. Tabii. İnsanın performans bütün yükselir. Hayatı tamamen değişiyor. İnanılmaz bir şey. Harika bir şey. Yani ve çok da etrafımda böyle söylüyorum arada, böyle yapın, böyle yapın siz de diye. Ufak ufak atıyorum buradaki arkadaşlarıma da yemleri. Kapabilen kapar. Şimdi ben Didem'den bir şarkı dinleyelim. Sonra reklama gidelim. Dönüşünde konularımıza sohbet. Görüntü getirdiniz mi hiç? Getirdim. Ah süper. Görüntüleri de görelim. Tamam. Evet Didem. Müzik.
öğrenci olarak Ankara'dayız. Hacettepe Üniversitesi'ndeyiz. Biyoloji bölümü hocalarından Profesör Doktor Ali Kalaycıoğlu hocamızla birlikte olacağız. Kendisi bir takım sağlık sorunları yaşıyordu. Fitoterapi önerileriyle bu sağlık problemlerini aştı. Hem bu sağlık